Selamlar hepinize. Elisine son hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Süper hafta dedik. Süper troll hafta çıktı. Ortalık acayip karıştı. Çok alakasız bir şekilde Schalke dördüncü oldu. Geçen hafta playoff'a giremeyecek gibi gözüken takım yanda dördüncü oldu. Evet, haftanın maçlarıyla başlayalım. Bu arada bir duyuruda da bulunayım. Fanatik'in biz düşen bir performansı vardı ama Fanatik'te korona olan arkadaşlar varmış. Hilleseng ve yardımcı koçları Tolkien'in Covid'e yakalandığını söylediler. Açıklamaları yaptılar. O yüzden affettim Fanatik'i bu kötü performansına dolayı. Onu da şimdiden söyleyeyim. Haftanın açılış karşılaşması, süper haftanın açılış karşılaşması SK Gaming ve Rogue arasında oynandı. SK Gaming'in düşen performansı devam ediyor. Özellikle erken oyunda, daha oyunun başlarında çok kötü bir koridor aşaması oynamıştı Blue. Blue çok kötü koridor aşaması ile başlayınca Rogue tarafı acayip üstünlükler aldı. Yani sürekli işte bir Trimby geldi, Larsen pozisyon hazırladı. Biraz da Blue da pozisyonları kötü oynayınca ciddi bir avantaj açıldı. Yani avantaj gitti Rogue tarafına. Ondan sonra orta oyunda bir iki tane böyle savaşlarda direnç gösterir gibi oldu SK Gaming tarafı ama genel olarak kötü maçlarından birine denk geldiği için SK Gaming daha sonrasında daha fazla direnç gösteremedi. Bir iki tane Rogue'un verdiği fırsat dışında maça dönemediler ve Rogue haftaya galibiyetle başlamış oldu. İkinci karşılaşmamız Vitality ve havlu atmış Astralis arasında oynandı ama maçın içerisinde hiç havlu atmış gibi gözükmüyordu Astralis tarafı. Bayağı baştan sona maksimum tryhardlıkta bir maç oynadılar. İyi ki de öyle yaptılar. Vitality'yi bayağı bir zorladılar. Vitality adına da çok iyi gitmeyen bir maçtı. Bir de Renekton'un penta attığı bir maç oldu. Yani Renekton pentası görmek çok zordur arkadaşlar tarihte. Tabii bizim TCL'de olduğu için biz yaşadık bunu ama insanlar için çok büyük bir, çok zor görülebilecek bir durum. Gerçekten 5'te 5 yapan bir Renekton erişmesi zordu ve Astralis o 5'te 5 ile birlikte galibiyete de ulaşmayı başardı. Ve hiçbir şey yokken Vitality'yi de playoff yarışından ettiler. Üçüncü karşılaşmamız Schalke ve Fnatic arasında oynandı. Schalke acayip iyi bir maç oynadı. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bir anda dediler ki ya biz iyi oynayabiliyoruz ha diye hatırlattılar. Bayağı da iyi bir maç oynadılar. Özellikle bence ellerindeki draft çok onların oyun profiline uyan bir draft. Yani gerçekten takımın ana birinci hasar kaynağı Broken Blade, Abedage ve Neon daha tamamlayıcı roldeler. Karar mekanizması da erken önünde, Gilius'un önünde. Tam olarak onların istediği tarzda, o istediği tarzda demeyeyim. Onlar bunu istiyorlar mı bilmiyorum ama istemeleri gereken tarzda bir oyun oldu ve Schalke Fnatic karşısında galibiyetle playoff arasında tutunmayı başardı. Dördüncü karşılaşmamız Mad Lions ve Misfits arasında oynandı. Evet, altın farkı Mad Lions yayını olmasına rağmen Misfits kazandı maçı. Öyle de bir maçtı. Çünkü Misfits, yani Misfits düzenli derli toplu hareketler yapıyor ama Mad Lions tarafında gerçekten neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bazen böyle bir gevşeklik havası var. Yani neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bu gerçi eskiden beri vardı ama eskiden sadece Humanoid'de vardı. Bu sene Karzi'de de var yer yer. Armut da buna çok şey yapan bir oyuncu değil. Bunun aksine gidecek bir oyuncu değil. Bu gevşeklik havası bu maçı belki de onlara kaybettiren şeylerden bir tanesiydi. Beşinci karşılaşmamız G2 ve Excel arasında oynandı. Excel de acayip bir maç oynadı. Takır takır oynayıp kazandılar. Sir Patrick yine oynamaya karar vermişti. O iyi oynadığında her zaman zaten fark yaratabilen bir takım. Yani her zaman bir fark yaratan bir oyuncu, takım fark yaratmaya niyetlenmesi lazım. Takım da fena bir performans göstermedi. Özellikle Çekoladin'in çok iyi bir performans olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz tabii seçimlerinde de standardın dışına gittiğini söylemek lazım G2 tarafının ama Excel onlar da kendilerini hayatta tutmayı başardılar. İkinci gün karşılaşmaları Astralis ve SK Gaming arasında oynadı. Astralis yine tryhard oynadı. Allah Allah, nasıl oldu böyle bir şey? Gerçekten anlamak mümkün değil. Yani ne oldu da son hafta iyi oynamaya karar verdiniz. Ama çok net, temiz bir oyunla, yani çok bayağı temiz bir oyunla Astralis SK Gaming'i mağlup etti. Ve SK Gaming'in mağlubiyet serisi 4 maça çıktı. 8-9 oldular. 8-9 oldular bir maçla birlikte. İkinci karşılaşmamız Schalke ve Vitality arasında oynandı. Vitality'nin zaten şansı kalmama noktasına geldi. Sanırım kalmamıştı maça çıkarken. Schalke de çok net, temiz bir oyun oynadı. Bayağı metanın gidişatına da draftları adapte etmişler. Şu Karma Rai seçimi mesela onlar için çok iyiydi. Çünkü bunları çok rahatlıkla kendi içine de esnetebilirlerdi. Yani yerlerini değiştirebilirlerdi eşleşmelere bağlı olarak. Baktılar Victor ortada, Rai'si hiç darlayamaz erken oyunda. Erken oyunda çünkü darlayamaz. Karma da Renekton'u darlamayı başarır diye ters yöne gönderdiler. Çok da iyi bir maç oynandığını söylemek gerekiyor Schalke tarafından.
Özellikle Broken Blade üzerinde çok baskı kurmaya çalıştı Vitality ama neden ona kurmaya çalıştı bilmiyorum. Çünkü Karma'ya baskı kurmak hiç de kolay bir şey değil. Zaten açık açık durdu ve maçı yine kazanmayı başardı Schalke tarafı. Hala playoff'un içinde kalmayı başardılar. Playoff'un içinde olayları kurtarabilmeleri için başka şeylerin olması gerekiyordu. Ve o üçüncü maçta belli olacaktı ama olmadı. Excel Rock karşısında da galip gelmeyi başardı. Ki Excel'in de Schalke ile son gün playoff'a girme maçına çıkacağını hatırlatmak isterim. Yine topluca iyi oynanmış bir oyun ama özellikle Sir Patrick'in yine taşıdığı, çok etkin oynadığı, artık gerçekten Sir mü desek, Lord mu desek, Dük mü desek bilmiyorum ama bir ünvana ihtiyacı varmış gibi hissediyorum Patrick'in. Çünkü bu takım genel toplamda çok iyi bir takım değil ama bu takımı çok net bir şekilde sürükleyen bir oyuncusu var. Taş gibi de oyun oynuyor Patrick. Gene acayip iyi bir maç oynadı. Ve Excel tarafı G2'nun ardından Rogue'u da yenerek tepeyi karıştırmış oldular. Dördüncü karşılaşmamız Fnatic ve Misfits arasında oynandı. Felaket kötü bir maç Fnatic tarafından. Ama dediğim gibi yani adamlar korona olmuşlar abi. Yani hastalık onları belki çok etkilememiş olsa bile, fiziksel olarak rahatsız etmiş olsa bile psikolojik boyutunu biz bunu anlayamayız. O yüzden çok ağır yargılamayacağım bu hafta Fnatic'i. Ama çok kötü oynanmış bir maçtı. Misfits tarafında acayip hızlı ve iyi bir maç oldu. Galiba Elise'in bu sezonki en hızlı maçıydı. Beşinci karşılaşmamız Mad Lions ve G2 arasında oynandı. Evet, 0-8-0 gördünüz arkadaş, Wunder. Sezon boyu övdük mü? Övdük. Bu maçta gömecek miyiz? Gömmeliyiz. Ama gömmeyeceğim. Çünkü bir maçlıktı bu. Ama acayip bir dayak yedi G2. Yani maç süresi 36 dakika ama hiç aldanmayın yani. Tamamen Mad Lions 36 dakika sürsün istediği için 36 dakika oldu. İnanılmaz bir dayak atıldı. Yani öyle böyle değil. Ki bu dayağı atarken üst koridorda Armut'u hiç karıştırmadılar bile işlerin içine. Armut da dayağı atanlardan biri değildi. Öyle acayip bir maçtı. Bir de şu çarı oynamayın abi. Rek'Sai nedir ya? Bomboş çar. Bu metanın çarı değil Rek'Sai. Herkesin nerflenmesi lazım onun oynanabilir olması için. Gelelim 3. gün karşılaşmalarına. Vitality ve Misfits arasında oynandı. Vitality çelmeyi taktı. Misfits playoff yarışının içerisinde duruyordu ama Vitality o galibiyeti alarak Misfits'i playoff yarışının içerisinden düşürdü. Sezonun ikinci yarısı bayağı iyi gitti aslında Vitality adına. Bakalım kaç galibiyet aldılar. 5 ile bitirdiler. İlk yarı 1 galibiyetleri vardı sadece. 1-8'lerdi. 4-5 ile bitirdiler ikinci yarıyı. Yeterli olmadı tabii ki. Yetmeyeceği normaldi ama ilk yarıdaki performansın, yani ikinci yarıdaki performansı benzerini ilk yarıda da sergilemiş olsalardı belki de playoff'a giren taraf olacaklardı. Crown Shot transferi biraz geç oldu onlar adına. Ama sezonu galibiyetle kapatmış oldular. Excel ve Schalke ikinci karşılaşmamızı oynuyordu. Bu playoff maçıydı. Kazanan playoff'a girecekti. Kaybeden playoff dışında kalacaktı. Schalke dedi ki Doin Biller oynuyor, biz de oynarız. Dediler. Nocturne Karthus'u. Bu arada bunu daha sonrasında Nightfall'a Kars'a da oynadı. Gerçi Kars'a orada Karthus'u oynamadı. Nidale oynadı ama olsun. Nocturne orta koridor oynamaya karar verdiler. Yanında da Karthus'u da kullandılar. Ve şöyle bir sahne yaşandı maçta. Excel kimseyi kesemiyor. Çünkü kimse ölmüyor. Herkes defansif. Herkes dayanıklı. Birinde ölümsüz kalkan yan var. Birinde şey var. Defansif eşyalar var. Sterek artıran duyun var. Çok fazla hasarlı değil. Bu arada bunun şeyde üst koridor tier listinde böyle bir Nocturne build'inin olduğundan sizler bahsetmiştiniz. Ben hani Nocturne'un oradaki durumunu gördüğüm için söylemiştim. Bunu orta koridorda kullanıyorlar. Aynı eşya dizilimi. Hız kesen siterek. Aynı eşya dizilimi. Hayatta kalıp rahatsızlık vermeye yönelik bir eşya dizilimi. Onu kullandılar. Verimli de oldu. Aslında burada mesela bu maç için uygun bir seçimdi Mundo tercihi. Çünkü Karthus var karşıda ve yolda karşı karşıya geldiğinizde direkt içinden geçiyor Mundo onun. Çok avantajlı beş esmeri vardı ama maçın genel kontrolünü iki globaliyle, iki yarı globaliyle diyelim. Bir global, bir yarı globalle. GP ve Nocturne ultileriyle çok iyi kontrol etti. Bir de tabii Karthus ultileri de vardı. Ultilerle çok net kontrol etti Schalke ve galibiyeti alarak kendini playoff'a attı 9-9'la birlikte. Astralis! Allah Allah! 3-0 hafta bitirdi abi Astralis. İnanılır gibi değil, değil mi? Bir tane de Mad Lions'a stomp attılar. Ama önemli bir maç değildi bu. Çünkü Mad Lions buraya gelirken ikinci şeyi garantilemişti. Üçüncülüğü garantilemişti. Yani çok ciddi oynamadıklarını söylemek gerekiyor. Zaten Elio'ya mid'e gitti. Humanoid AD carry oynuyordu. Kaiser top laner'dı. Armut jungle'da falan yani. Ama ne olursa olsun Astralis. Bu arada maçın içerisinde Mad Lions bir noktaya kadar maçı sürükledi. Yani kill falan alıp duruyorlardı böyle. Ama İşte Kaiser'in normal bir üst koridor olmamasından dolayı falan garip garip fightlara girdikleri oldu ve bir noktada Astralis geri çevirdi ve maçı kazanmayı başardı. Astralis 3-0 hafta bitirdi. 3-0.
Dördüncü karşılaşmamız G2 ve SK Gaming arasında oynandı. G2'nun bir tık ciddiye aldığı maçlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada SK Gaming'in felaket düşüşü sürüyor. G2'da bu maçı oynamaları gerekiyordu. Çünkü burayı kazandıkları takdirde Rogue da kazansa da eşit olsa bile ikili averajdan dolayı Rogue'u iki maçta da yendikleri için birinci olacaklardı. Onlar da zaten bu maçı biraz daha ciddiye alarak oynadılar ve birinciliği kaptılar. Haftanın son karşılaşması Rogue ve Fnatic arasında oynandı. Fnatic'in kötü maçlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine özellikle o kötü maçlardan biriydi. Ama inanılmaz bir tempo kontrolü verdiler Inspire'de ve Gragas gibi bir şampiyonun neden oynanmadığını çok güzel gösteren bir maçtı. Yani sadece skor tabelasına bakıp da anlayabilirsiniz. 286 milyon, 151 milyon. 11 bin altın, 17 bin altın. Sadece skorla falan açıklanacak bir şey değil. 130 milyon fark var ormanda. Çok doğal, çok normal bunun olması kaçınılmaz bir sondu. Evet, şimdi gelelim. Süper haftanın sonuçlarına göre bir playoff tablomuz da oluştu. Tabii playofflardan da bahsedelim ama playoff maçlarından gelecek hafta bahsedeceğim. Tabloyu gösteriyorum şimdilik sadece. Sezonu G2 birinci, Rogue ikinci, Mad Lions üçüncü, Schalke dördüncü, Fnatic beşinci ve SK altıncı kapattı. Playoff tablosunda G2 Schalke ile eşleşti. Rogue'un karşısına da Mad gidiyor. Mağluplar grubunda da Fnatic ve SK karşı karşıya gelecek. Şurası çok tehlikeli bir noktaya geldi. Buralar çok tehlikeli duruma geldi. Ama burada Rogue ve G2'nun finale çıkması daha muhtemel gibi gözüküyor. Zaten sezon boyunca da daha iyi olan takımlarda. Ama bunları haftaya konuşacağız. Playoff'lardan önce. Şimdi gelelim Süper Haftanın. Yine Süper Haftanın süper bir takımı vardı. Onu söylemek lazım. Astralis. Yani inanılır gibi değil. Değil mi? Ama ne yazık ki öyle. Süper Haftanın beşlilerine gelelim önce. Sonra da takımların notlarına gelelim. Notları bu arada bütün sezonluk vereceğim. Bütün sezonki performansları için vereceğim. Çünkü sezonun son haftasıydı bu. Şimdi gelelim beşlilerimize. Evet, beşlilerimizde çok ilginç isimler olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü performansları görüyorsunuz yani. Schalke maçları kazanarak geldi. Astralis kazanarak geldi ama hakikaten ilginç bir senaryo yaşandı. Skoridor'da Broken Blade var. Bence özellikle Urgot ve Karma maçını bayağı iyi oynadı. Broken Blade. GP maçını da iyi oynadı ama öbür ikisinde net şekilde fark yaratan parçalardan biriydi Skoridor'da. Broken Blade. Ormanda Zanzarah var. Yani Udyr nerflendikten sonra oynamaya karar verdi. Neredeydi o maç? Şu ikinci maç olması lazım. Bu maça acayip sürükledi Zanzara. Bu arada burada eşyası falan yok gibi gözüküyor ama var, parası var. Full item alacak parası var burada Zanzara. Almadan bitiriyor. Öyle bir sürükleme. Çünkü tempoyu kaybetmek istedi. Bu maçı da çok iyi oynadı ama bence şuradaki ikinci maçtaki performans daha iyiydi. Udyr nerflendikten sonra Udyr oynamaya karar verip bu kadar etkili performans göstermesi hakikaten takdir edilesi bir durum. Bayağı da iyi maç oynadı. İyi hafta oynadı Zanzara. Orta koridorda Abedaga var. 3 maçın 3'ünde de gerçekten iyi performans gösterdi. Sezon sonunu iyi getirdi. Ona net şekilde söylemek lazım. İyi performans da kapattı sezonun sonunu. Nişancı pozisyonunda Patrick var. Patrick yani evet belki playoff'a kalamadılar. Schalke'yi yenselerdi kalabileceklerdi. İçeri atabiliyorlardı kendilerini. Evet belki playoff'a kalamadılar ama Patrick yani süper haftanın tamamını acayip iyi oynadı. Ve belki de onların Excel'in bu yarışın içerisinde kalmasını sağlayan yegane adamdı diyebiliriz. Destek pozisyonunda açıkçası biraz arada kaldım. Promiscu'nun iyi performansları vardı. Trimby'nin maçlar içerisinde yer yer iyi performansları vardı Rogue tarafında ama galibiyete çeviremediler. Ama ben burada adayımı Tore'den yana kullandım. Patrick'in performansı tek başına olabilecek bir şey değildi. Tore'nin de desteğiyle birlikte olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim sezonun notlarına, sezon karnelerine. Vitality sezonu ikinci yarısında yaptığı çıkışla beraber bence geçer bir not olarak ve C ile kapatıyor. Evet sezonun en düşük notu Vitality'nin notu ama geçer bir nottur. Sezonu ne olursa olsun iyi kapattıklarını düşünüyorum Vitality'nin. Üzerine bir şeyler geliştirilebilecek şekilde kapattıklarını düşünüyorum. Astralis bence sezon sonundaki çıkış çok özel bir durumda ama oraya kadar pek iyi yani çok dalgalandı performans. Hiçbir şekilde istikrar tutturamadılar. O yüzden onlara da C vereceğim. Keşke biraz daha istikrarlı bir takım olabilselerdi. Ama malzemede bir şeyler çıkarılabileceği belli. Tek sorun süre. Çünkü bu oyuncular çok genç bir kadro değil. Astralis çok genç bir kadro değil. Yeni bir kadro olmasına rağmen. Excel onlar 8. bitirdiler. Onların notunu C artı verdim. Açıkçası playoff'a girmelerini bekliyordum. Çünkü çok iyi bir dönemle başladılar. Başlangıcı çok iyi yaptılar. Ortada inanılmaz düştüler. Bak bu kadar düşmeseler. Araya 2 galibiyet sıkıştırsalar. Yani bak 7 maç mı ne üst üste kaybetti. Excel tarafı. 7 maç üst üste değildi. 2-5 bile bitirseler playoff'talardı bugün.
Çok kolaydı onların işi. Bence gereksiz çok zorlaştırdılar. O yüzden hoşuma gitmedi Excel'den aldığım verim. Onu söyleyeyim. Misfits. Onlar B eksiyle kapattılar sezonu. Sezon boyunca yükselen bir performans. Yani çıkışı buldu Misfits tarafı. Evet çok akıllı bir takım değiller. Evet aşırı yetenekli değiller. Ama çözüm üretmeyi becerebilen bir takım Misfits. Ben beğendim Misfits'ten gördüğüm şeyi. 8-10'da aslında çok kötü bir sayı değil. Belki de playoff'a girebilecekleri bir sayıydı normal koşullarda. Ama her zaman söylüyorum 9'u bulmak lazım diye. Ki 8-10'da playoff'a giren başka bir takımımız var. SG Gaming. Bu sezon sonu kapanışı hiç hoş bir kapanış değildi. Çünkü takımların normalde ne görmeyi bekleriz biz? Takımlar biraz gelişirler, sonra biraz yerlerinde kalırlar, sonra biraz gelişirler, sonra biraz yerlerinde kalırlar şeklinde bir süreç görmemiz gerekiyordu. Biz eskiden ne gördük? Geliştiler, hafif yerlerinde kaldılar, daha hızlı geliştiler, daha çok geliştiler, 8 galibiyete çıktılar. Rezalet. Böyle bir kapanış olmaz. C artı. Böyle sezon kapatılmaz arkadaşlar. Bak. Bilmiyorum yani inşallah onlarda bir ekstra yoktur. Haberlerini görmedim çıktığını. Ama Fnatic'teki gibi ekstrem bir durum da yok orada. Bu iyi değil. Bu iyi bir bitiriş değil. Fnatic son haftayı feci kötü geçirirler evet ama tekrar bahsedeyim adamlarda yani Hillsong ve yardımcı koçları Tolki'de korona çıkmış. O yüzden anlayışla karşılıyorum bu haftaki performansı. Bu haftaki performansa göre değerlendirmeyeceğim zaten. Onların overall sezon performansını değerlendireceğim. Sezonun genel toplamında aslında son hafta olmasaydı daha iyi bitirebilirlerdi. Üçüncü de bitirebilirlerdi. Onların notu sezon için B. Schalke sezonun başını çok iyi oynayıp ortasını Excel'den bile kötü oynayıp sonunu herkesten iyi oynadılar. Bu sağlıklı değil arkadaşlar. Bu sağlıklı bir yapı değil. Çünkü bu sezon başlangıcına bu sezon ortası hiç yakışmıyor. Bu sezon sezon sonu toparlanmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ha yapabildiler mi? Evet. Bu da bir beceridir. Bu çıkışlar bu zorluklardan çıkabilmek için önemli bir artıdır. Ama iyi senaryo değil bence. Onlara da B verdim. Sezonun tamamı için. Mad Lions bu gevşeklik problemini çözdükleri anda taş gibi takım olacaklar. Hiç şüphem yok. Çünkü çok yetenekliler. Diğer takımların birçoğundan daha yetenekliler. Hatta şunu söyleyebilirim. Belki de Rogue'dan bile yetenekliler. Genel toplamda 5 kişinin toplamda. Fakat gevşek bir takım Mad Lions. Gevşek abi. Yani her maçta aynı disiplini, aynı ciddiyeti görmüyorsunuz takımlar. Rogue mesela çok disiplinli, ciddi bir takım. O disiplinden dolayı zaten sürekli üzerine koya koya gidiyorlar. Mad Lions'ın da bunu yakalaması lazım. Onlar da bu sezonu B alarak kapattılar. Rogue az önce bahsetmiştim çok disiplinli derli topla efendi gibi oyununu oynayan belki de kendi yeteneklerinden daha yukarısını oynayan bir takım taş gibi de oyun oynadılar. Onlara da A veriyorum sezonun tamamı için. G2 tarafı yani birinciler ve göstere göstere birinciler. Hiç de şüphe ettirilmediler aslında belki de isimlerinden. Net bir şekilde birinci olmayı da başardılar. Onların da notu A. Şimdi sezonun beşlilerini ve sezonun ödüllerini veriyorum. Sezon bitti çünkü. Kendi adıma. Bu arada çaylak seçmeyeceğim. Çünkü çaylak sınırlandırmaları çok farklı. Elisi çaylağı olması yetmiyor orada. Statüler farklı yani. O yüzden çaylak seçmeyeceğim. MVP seçeceğim. Sezonun beşlisini seçeceğim. Ve en çok gelişme kaydeden oyuncuyu seçeceğim. Yani ödül iki tane beşli mi seçsem acaba diye düşündüm ama tek beşli seçeceğim. Kendimi zorlamak istiyorum çünkü tek beşli. Gerçekten sıkıştırmak istiyorum. Ve o sıkıştırmayı da yapıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Sezonun beşlisi benim için bu sezon. 4 tane G2 oyuncusundan oluşuyor. Aslında 5 G2 almayı da düşünüyordum. Ama bir kişinin performansına çok haksızlık olur diye düşündüm. Diğerlerininkine o kadar haksızlık olmazdı bence. Üst koridorda Wunder var. Sezonun sonundaki 0-8-0 oyuna rağmen hayvan gibi sezon oynadı Wunder. En iyi üst koridor olduğunu net şekilde gösterdi. Taş gibi de oyun oynadı. Ormanda Inspired var. Evet Jankos yok. Kalanların hepsi G2'dan. Şaşırmadığınız hepsini söyleyeyim. Caps, Reckless ve Mickey X var takımın kalanında. Ama Inspired'ın buraya girmesi bence şaşırtıcı olmamalı. Jankos ne kadar iyi performans göstermiş olursa olsun sezon boyunca. Inspired çok fark yaratan bir noktadaydı. Ve Rogue'u ana sürükleyicisi belki de o Rogue'un erken oyunlarını yavaşını tamamen çözen parçaydı. Çok da ekstra bir sezon oynadığını düşünüyorum Inspired'ın. Orta koridorda Caps var. Ne zaman lazım olsa her maç, her istenilen maçta gerçekten farkını ortaya koydu. Eskisi kadar konuşulmuyor belki Caps üzerinde. Çünkü biraz hani yaşı ilerledi, tecrübelendi. Caps acayip yırtıcı, acayip yaratıcı falan filan. Bu konular belki bu kadar dile getirilmiyor ama hala var orada o. Onu net şekilde görebiliyorsunuz. Nişancı pozisyonları Reckless var.
Yani Hansa mı buradaki diğer aday olabilirdi? Veya çok daha iyi bir noktada bitirse belki Patrick olabilirdi buralardaki adaylardan biri. Ama yani Excel'in oraya girebilmesi için 11 falan alması lazımdı Patrick'in. O olmadı. Hansa da Reckless'ten çok daha fazla kaynak alan bir oyuncu. Reckless bence daha fazlasını sunuyor Hansa'dan. O yüzden Reckless'ı tercih ettim. Destek pozisyonunda da Mickey X var. Bence G2 adına sezonun en iyi oyuncularından biriydi. Belki de en iyisiydi. Tüm toplamda. Yani 5 G2 oyuncusunun içerisinde bile belki de en iyisiydi Mickey X. Bir iki tane kötü maçı var evet ama onun dışında yani çok, sezonun tamamını çok çok iyi oynadı. Diyebilirim evet. Hatta dedim. Şimdi en çok gelişme kaydeden oyuncu. Buradaki oyuncuların bazıları çaylak. O yüzden normal koşullarda en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülüne çaylakları almazlar. Fakat ben buraya almak istiyorum. Ben özellikle bireysel performans olarak maçlara etki anlamında bazı oyuncuların diğerlerinden daha farklı olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ve burada bir farklılık yapacağım. En çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü Inspire'da vereceğim. Evet şaşırdınız. Zaten en iyilerden biriydi. Zaten iyi oyunculardan biriydi. Fakat Inspired'ın çok atlaması zor olan bir eşiği vardı. Ve o eşiği atladı Inspired. Inspired artık dünya çapında elit bir ormancı. Bu atlaması gereken bir eşikti. Bu eşik nasıl atlanır? Onu Jankos'un kariyerinde, Karsan'ın kariyerinde, yer yer işte bunu gözlemledik. Xsmith'in kariyerinin daha erken safhalarında biz bunu gözlemledik. Her koşulda, her tür şampiyonla, her tür rakibe karşı verimli performans verebiliyorsa ve bunu 3 sezon boyunca devam ettirebiliyorsa bir ormancı benim için elittir ve Inspired elit seviyesini atlamıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Artık o da dünya üzerindeki elit ormancılardan biri. Buraya almaya daha önceden şüphelerim vardı. Daha erken diyordum ama şu anda net şekilde ikna oldum. Artık o elit seviyede bir ormancı. Bu da ne demek? Artık Inspired'ın üzerine kadro yapılanması yapılabilir demek. O kadar büyük bir seviye atlayıştır bu. MVP'miz az önce de biraz bahsettim ben. Yani biraz emin olmakta zorlandım ama burada iki adayım vardı. Mickey X ve Reckless arasında kaldım. Bireysel performans olarak bence Reckless sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Bence kariyerin de en iyi oyunlarından birini oynadı. Çok az hatayla oynadı Reckless. Mickey X'in maçlara etkisi belki yer yer daha yüksek gözükebilir. Çünkü rolü buna olanak sağlıyor. Şu anda destek rolü gerçekten maçlara inanılmaz fazla etki ediyor. Ama ben oyumu düzenden, istikrardan yana kullanıyorum. Ve MVP olarak Reckless'ı seçiyorum. Kendi adayım Reckless olsun diyelim. Ve LEC karnemizin, LEC'nin sezon sonu karnesinin sonuna gelelim. Gelecek haftaki LEC bölümümüzde playoff eşleşmelerini playoff'un öncesinde değerlendireceğiz. Bakalım neler çıkacak playoff'larda. Tabii ki tahminlerimizi de yapacağız orada. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.